Merhaba, hoş geldiniz. Öncelikle teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Ne kadar herkesin çok yoğun çalıştığını biliyoruz. Yıl sonu herkes gerçekten çok ciddi derecede emek harcıyor. Çok da ciddi bir yağmur var İstanbul'da. O yüzden katılımlar devam ettiği için birazcık geç başladık. Onun için kusura bakmayın lütfen. Yağmur olmasını biz de istemezdik ama hem katılımcı sayımızı düşürüyor hem de gecikmemize neden oluyor. Bugün 335 kişi kaydoldu bu konferansa. Biz dün kayıtları kapatmak zorunda kaldık, otel imkanlarını zorlamayalım diye. Bu da iyi bir içerik sunduğumuzu gösteriyor diye düşünüyoruz. Tekrar teşekkür ederiz. Benim ismim Serkan Akcan, Nebula Bilişim'in kurucu ortağıyım. Genel müdürüyüm aynı zamanda. Beyaz Şapka projesinin de fikir babasıyım. Açılış konuşmasından aslında Nebula Bilişim'den bahsetmeyeceğim. Öğleden sonra kurucu ortağımız Erkan Şen'in bir sunumu var, onu dinlemenizi öneririm. Sadece bilişim anlamında Nebula'nın sıra dışı bir şirket olduğunu söyleyebilirim. Bildiğiniz klasik ticari anlamda ürün satan bir şirket değiliz şu anlamda. Detaylı bilgi yerden sunumunda göreceksiniz. Ben size kısaca Beyaz Şapka'dan bahsetmeye çalışacağım. Beyaz Şapka ile ne yapmaya çalışıyoruz? Beyaz Şapka Nebula Bilişim'in etişim bir markası. Doğuş hikayesini kısaca anlatacağım. 2005 yılının sonunda Ankara'da bir konferansa katıldık. McAfee'nin bir konferansıydı bu. Biz de McAfee'nin bir iş ortağı olarak katıldık konferansa. O zaman daha şirketimiz çok yeniydi. Katılımcılara standart klasik data sheet, ürün broşürü, promosyon vesaire gibi şeyler vermek istemedik. Onun yerine 4 sayfalık mevcut ürünleri daha efektif nasıl kullanabileceklerini gösteren bazı makaleler yazarak dağıttık. Bu makalelerin içerisinde mevcut lisans haklarını da yazdık. Zira herkesin lisansları var ama birçok müşteri lisans haklarını bilmiyor. Ürünlerden yeteri kadar yararlanmıyor. Ürün güncellemeleriyle beraber paketlerin içerisinde eklenen yeni ücretsiz ürünlerden haberdar olamıyor. Biz de bütün müşterilere binlerce kişiye gidip toplantı yapamıyoruz. Bu kadar büyük bir zamanda kimsenin yok. Dolayısıyla biz bu broşürle dağıtalım dedik ve çok iyi bir tepki aldık broşür Ankara'da. Bize çok fazla mail geldi. Yeni baskıların yapılmasını istediler. PDF halini istediler. Bizim de orada hemen karar verdik ve bunu biz derneğe çevirmek üzere faaliyete geçtik. İlk önce tabii ki Çoğuk'tan Basın Makafe'ye ve Microsoft'a gittik bu konuyla ilgili. Böyle bir projemiz olduğundan bahsettik. Kendileri de hem içerik hem tasarım anlamında gerekli ihtiyaç duyduğumuz desteğimizi sağladılar. Veya Şapka'nın ilk sayısını 2006 Şubat ayında çıkardık. O dönemlerde Beyaz Şapka yaklaşık 2000-2500 kişiye ücretsiz olarak dağıtılıyordu. Her 3 ayda bir çıkan bir dergi Beyaz Şapka. Bu sayı gittikçe büyüdü. Hızla arttı ve bugüne kadar toplam 20 sayı çıkarttık. 20 sayı toplam 100 binin üzerinde ücretsiz olarak dağıtıldı. Bu gerçekten çok büyük bir rakam. Bu hem kendi kontak database'imize dağıttığımız dergiler bunun içerisinde hem de çeşitli etkinliklerde, örneğin Microsoft'un bir işin içerisinde de dergi dağıtıldı. Bizim böyle dergi yapmamızın temel sebeplerinden bir tanesi de Türkiye'de bilgi güvenliği anlamında bir mecmua veya platform yok. İnsanlara yeni teknolojileri, eski teknolojilerin devrimini anlatabileceğimiz başka bir platform yok. O yüzden birazcık kendimiz yapmak zorunda kaldık. Dergimizin online sayıları, online PDF halleri web sitemizde bulunuyor. nebulabilişim.com/beyazşapka yazarak download edebilirsiniz. Beyaz Şapka abonesi olmayan var mı aramızda? Herkes Beyaz Şapka abonesi herhalde. Çok az. Okey. Nebula ile çalışmayan var mı? O birazcık daha fazla. Okey. Kısaca 2000 yılındaki bilgi güvenliğinden bahsetmek istiyorum size. Beyaz Şapka elimizi de tetikleyen sebeplerden bir tanesi bu. 2000 yılında her şey çok kolaydı bilişimciler için. Bilgi güvenliği diye özel bir alan yoktu zaten. Tek anladığımız şey antivirüs, firewall ve IDS'imiz yoktu. İlginç konular var. Mesela 99'da veya 2000'de en büyük güvenlik problemimiz mail sunucuları üzerindeki relay ayarıydı. Hatırlamışsınız bilmiyorum.
Çünkü çok yani sektör yeni başlayanlar için çok tuhaf karşılıyorlar. O zamanlar mail sunucuların üzerinde veri ayarı yoktu. Exchange 4'ün Celtic ikisiyle geldi Exchange 5.5'ta. Dolayısıyla işte ilk eleman olarak çalışıyorduk o zamanlar ve bittiğimiz güvenlik zafiyetlerinin çok büyük kısmı relay tanımlarının yapılmamasından kaynaklanıyordu. Bugün çok alıştığımız bir mail gateway security gibi cihazlar döküktü. Dolayısıyla mail çok karın ağrısı durumdu. Windows NT zamanında Windows Update yoktu. Daha acayip bir insanlar patch gelecekliği varlığından haberdar değildi. Güvenlik zaaflarının olduğu, software hataların olduğu ve bunların fixlenmesi gerektiğini insanlar bilmiyorlardı. O yüzden penetration tester olaraktan bizim o zamanlar işimiz çok kolaydı. Çünkü her taradığımız sistemde minimum 40-50 tane çok büyük riskli güvenlik açığı bulabiliyor ve 15-20 kadar hepsini her anlamda ele geçirebiliyorduk. Bugün vulnerability management yazılımlarımızda veya raporlarımızda CVE dediğimiz bir Common Vulnerabilities Exposure Database var. CVE 1999 sonunda kurdu. Dolayısıyla 2000 öncesinde zaten bir güvenlik zaafı database yoktu dünyada. 2000'leri devirmeye başladıktan sonra teknolojilerimiz de gelmeye başladı güvenlik alanında ihtiyaçlarımız için. Biz 2005 yılında bunlara karşılık verebilmek adına beyaz şapkayı çıkardık. Ama gittikçe zorlaşmaya başladı her şey. 2000 yıllarda bir de böyle bir kademeli güvenlik sistemimiz vardı. Biz normalde buna defense in depth deriz. Her kademede bir güvenlik kuralı çalıştırma konusu. O zamanlar bu sadece antivirüs düşünülebiliyordu. Oradaki mantık da şuydu. Şurada görebileceğiniz üzere mail security'de insanlar daha ziyade başka farklı marka bir antivirüs çözümü kullanayım. Mail sunucu üzerinde başka kullanayım ve istemci bilgisayar üzerinde başka kullanayım. Böylece riski dağıtmış olayım gibi düşünüyorlardı. Güzel bir mantık. İşe değer oldu çünkü antivirüs tarama motorları çok güçlü değildi o zamanlar. Büyük teknolojiye ulaşmış değillerdi. Ama 2010'larda çok şey değişti. Artık tek bir üründen 3 tane, 5 tane koymamız mümkün değil. Artık o kadar çok ürün var ki sunumu hazırlarken bunun gibi 10 tane daha yazabilirdim aslında. Görüntü kendi yapmasın diye koymadım. Artık işimiz gerçekten çok ama çok zor. Çünkü çok fazla ürün var. Ürünlerin yanı sıra compliance'larımız geldi. Ve bilişim hukuku denen teknik adamların hiç bilmediği başka şeyler geldi. Ne kadar kanunları okumaya çalışsak da biz uzman değiliz. 5650 sayılı kanunu okuyoruz, yönetmeliği okuyoruz. Osmanlı Yalçın'la iletişime geçmeye çalışıyoruz. Genellikle başaramıyoruz. O yüzden Bilgi Üniversitesi'nden yayın anıma mail atıyoruz. Gecenin bilgisinin üzerinde. Ama aklınız yani çünkü biz hukukçu değiliz. E-fatura konusunu düşünürken ticaret hukuku başka bir şey, vergi usulü hukuku başka bir şey. Bizim bunlara anlamamız mümkün değil. Ama bu sistemleri çalıştırmakla mükemmeliyiz. Dolayısıyla artık orta boyutta bir kurumsalın bile birçok detaklı oldu. Ağ güvenliği birim ayrı, sistem güvenliği birim ayrı, risk and compliance dediğimiz uyumluluk yönetimi birim ayrı, incident management birim ayrı, hukuk birim ayrı, saymak gerekmiyor. Çok da canınızı sıkmak istemiyorum. Gerçekten işimiz çok zor ama bunu nasıl toparlayacağız? Temel sorun bu. Biz bunu toparlamak için sizin adınıza da düşünüyoruz. Bizim gerçekten çok iyi verdiğimiz bir hizmet bütünlüğümüz var. Buradaki katılımcıların da çok önemli bir kısmı bunu biliyorlar. Ama sağlayamadığımız şeyler de var. Sağlayamadığımız konularda size hazırlanmış, önceden tasarlanmış bir iş ortaklığı sunmaya çalışıyoruz. Bunun için bir sofralar yaratmaya çalışıyoruz. Teknolojiler konusunda dediğim gibi öğleden sonra Erkan Şen iyi bir sunum yapacak bizim adımıza Nebul olarak. Biz o tarafı iyi toparlıyoruz. Ama bunun haricinde gerçekten teknolojinin haricinde yapılması gereken çok fazla şey var. Bunun için de biz bir çözüm zinciri oluşturmaya çalıştık. Bunu da becerdiğimizi düşünüyorum. Beyaz şapka yansıması ne? Temelde beyaz şapkada bunların hepsini görebiliyorsunuz. Örneğin bugünkü bu ayki sayımızda ki konferans çantalarında bulabilirsiniz. Bir işin hukuku yazısında bulacaksınız, teknoloji yazısında bulacaksınız, network management'da bulacaksınız. Bunu hem size bir konsept ve içerik olarak sunmaya çalışıyoruz. Hem de hizmetlerini ve danışmanlığını bizden alan müşterilerimiz için hazır bir bilgi güvenliği zinciri haline getirmeye çalışıyoruz.
Burada işin doğrusu mühendislik tarafını biz zaten çok uzun zamandır yapıyoruz. Bizi zorlayan başka bölümler var. Bir tanesi bunlardan bilişim kuruyoruz. Burada Bilgi Üniversitesi'nin Bilişim ve Teknoloji Enstitüsü bulunuyor. Türkiye'de başka bir örneği var mı bilmiyorum. Bilgi tek konu hakkında uzmanlaşmış. Bilgi Üniversitesi'nde bir protokol imzaladık geçtiğimiz aylarda. Hem bize Beyaz Şapka'da katkıda bulunacaklar, hem de her çeyrek yapacağımız sektörel toplantılarda bir uzmanlarını göndererek müşterilerimizi aydınlatmaya çalışacaklar. Çünkü gerçekten çok muallakta kalan konular var. Hem bunlardan birçok şirket geçmeye çalışıyor, birçok şirket geçti. Ama hukuki altyapısını gerçekten bilen ben pek görmedim. Ben de internetlerden yani sunumda tarayarak bulmaya çalışıyorum. Bu iyi bir örnek, Bilgi Üniversitesi'yle yaptığımız protokol adında. Bunun haricinde başka kurallar da var. Geleceğe hazırlanmamız gerekiyor. E-para diye bir kavram var. Ben çok bilmiyorum, bugün biraz öğrenmeye çalışacağım. Avrupa Birliği'ne girmeye çalışıyoruz. Avrupa Birliği'nin çeşitli kişisel verili, gizliliği hakkında kuralları var. Türkiye'ye yansıyacağını düşünüyoruz. Biz hukukçu olmadığımız için Avrupa'da açık kuralları araştırıp bulmamız mümkün değil. O yüzden bilen biriyle işbirliği yapmak çok daha kolay. Bugün bunların tamamını göreceksiniz. Biz konferans grubunda değiliz, Nebula Bilişim olarak. Genellikle seminerler yapıyoruz 50-60-70 kişilere. Ama 150-200 kişiye hiç konferans yapmadık. Bunu tasarlamamızın temel sebebi şu, klasik konferanslarda ki birçoğunda biz de sponsor oluyoruz. Oralarda bizi görmüşsünüzdür. Klasik konferanslarda arka arka ünlü öğreticilerin ürünlerini tanıtırlar. Benim bir noktadan sonra konferanstan çıkıyor konu. Ve ürün tanıtımı zihirde geçmiş oluyor. Biz böyle olsun istemiyoruz. Dolayısıyla bugünkü tasarımımızda örneğin bir e-fatura konusu anlatılacak ve e-fatura konusundan sonra teknolojik olarak e-faturaya nasıl bir çözüm üretebiliyoruz bunu göstermeye çalışacağız ki gerçekten konferanstan ayrıldığınızda konu hakkında hem hukuki anlamda hem teknolojik anlamda hem uygulama anlamında belirli bir bilgiyle geri dönmüş olun. Bu aksiyonlarımızı 2014 yılında bütün hızla devam ediyoruz. Gerçekten çok iyi bir hazırladık. Her çeyrek bir dergi zaten çıkıyor çok uzun zamandır. 20 sayı çıkarttık bugüne kadar. Her çeyrek bir teknoloji seminerleri yapmaya devam edeceğiz. Çeşitli ürün grupları ve teknolojiler üzerine. URFS toplantıları ilgisi olsunluğunda burada Bilgi Üniversitesi, BTÜ gibi ISO veya da Bilgi Bilişim Hukuku tarafının uzmanlaşmış şirketlerle özel etkinlikler yapacağız. Şirketlerin kurumları ihtiyaçları karşılayabilmek adına. Çeşitli başka konferanslarda sponsor yapmaya devam edeceğiz ve Beyaz Şapka konferans serisini her yıl devam edeceğiz. Konferansları zaman kaybını engellemek için ve etkinliğini artırmak için çeşitli düzenlemeler yaptık. Pek uygulanmıyorlar yani. Yurt dışındaki konferanslara da ettiğimizi görüyoruz. Sunumlardan sonra soru-cevap seçimi yapmıyoruz. Çünkü çok uzun sürüyorum ben. Bunun yerine Twitter'dan Beyaz Şapka 13 diye bir tagimiz var. Bu tag'e sorularınızı tweet atarsanız sunucu arkadaşlar bunu görecekler ve cevaplamaya çalışacaklar. Kahve molalarında standlarımız var. Üreticilere detaylı bilgi sormak isterseniz birçok üreticimiz demolarını getirdiler. Ürünlerin teknolojilerini yaptıklarını size gösterebilirler. Öğle yemeğinde de her sponsorumuzun ayrı bir masası olacak. Mümkün olduğu kadar ilgilendiğiniz sunularla gerçekten bilen ben pek görmedim. Ben de internetlerden yani sunumda tarayarak bulmaya çalışıyorum. Bu iyi bir örnek Bilgi Üniversitesi'yle yaptığımız protokol adında. Bunun haricinde başka kurallar da var. Geleceğe hazırlanmamız gerekiyor. E-para diye bir kavram var. Ben çok bilmiyorum, bugün biraz öğrenmeye çalışacağım. Avrupa Birliği'ne girmeye çalışıyoruz. Avrupa Birliği'nin çeşitli kişisel verili, gizliliği hakkında kuralları var. Türkiye'ye yansıyacağını düşünüyoruz. Biz hukukçu olmadığımız için Avrupa'da açık kuralları araştırıp bulmamız mümkün değil. O yüzden bilen biriyle işbirliği yapmak çok daha kolay. Bugün bunların tamamını göreceksiniz. Biz konferans grubunda değiliz, Nebula Bilişim olarak. Genellikle seminerler yapıyoruz 50-60-70 kişilere. Ama 150-200 kişiye hiç konferans yapmadık. Bunu tasarlamamızın temel sebebi şu, klasik konferanslarda ki birçoğunda biz de sponsor oluyoruz. Oralarda bizi görmüşsünüzdür. Klasik konferanslarda arka arka ünlü öğreticilerin ürünlerini tanıtırlar. Benim bir noktadan sonra konferanstan çıkıyor konu. Ve ürün tanıtımı zihirde geçmiş oluyor. Biz böyle olsun istemiyoruz. Dolayısıyla bugünkü tasarımımızda örneğin bir e-fatura konusu anlatılacak ve e-fatura konusundan sonra teknolojik olarak e-faturaya nasıl bir çözüm üretebiliyoruz bunu göstermeye çalışacağız ki gerçekten konferanstan ayrıldığınızda konu hakkında hem hukuki anlamda hem teknolojik anlamda hem uygulama anlamında belirli bir bilgiyle geri dönmüş olun.
Bu aksiyonlarımızı 2014 yılında bütün hızla devam ettiriyoruz. Gerçekten çok iyi bir hazırlık. Her çeyrek bir dergi zaten çıkıyor çok uzun zamandır. 20 sayı çıkarttık bugüne kadar. Her çeyrek bir teknoloji seminleri yapmaya devam edeceğiz. Çeşitli ürün grupları ve teknolojiler üzerine. UR toplantıları ilgisi olsunluğunda burada Bilgi Üniversitesi, BTÜ gibi ISO veya da Bilgi Bilişim Hukuku tarafından uzmanlaşmış şirketlerle özel etkinlikler yapacağız. Şirketlerin kurumları ihtiyaçları karşılayabilmek adına. Çeşitli başka konferanslarda sponsor yapmaya devam edeceğiz ve Beyaz Şapka konferans serisini her yıl devam edeceğiz. Konferansımızda zaman kaybını engellemek için ve etkinliğini artırmak için çeşitli düzenlemeler yaptık. Türkiye'de pek uygulanmıyorlar. Yani yurt dışındaki konferanslara da gittiğimizi görüyoruz. Sunumlardan sonra soru-cevap seçimi yapmıyoruz. Çünkü çok uzun sürdüler. Bunun yerine Twitter'dan Beyaz Şapka 13 diye bir tagimiz var. Bu tagi sorularınızı tweet atarsanız sunucu arkadaşlar bunu görecekler ve cevaplamaya çalışacaklar. Kahve molalarında standlarımız var. Üreticilere detaylı bilgi sormak isterseniz birçok üreticimiz demolarını getirirler, ürünlerin teknolojilerini yaptıklarını size gösterebilirler. Ve öğle yemeğinde de her sponsorumuzun ayrı bir masası olacak. Mümkün olduğu kadar ilgilendiğiniz konularla üreticilerle çok konuşmak istiyoruz. Etkinlik değerlendirme formumuz olacak, bunu önemsiyoruz. Son kahve molasında dağıtılacak, bunları doldurmanızı rica edeceğiz. Konferansımız saat 5 gibi bitecek ve çekilişle bitireceğiz konferansımızı. Birlikten kuvvet doğar. Her sponsorunuz küçük hediyelerle hediye listemizi zenginleştirdi. Bu hediyelerimizin bir kısmını sabah session'a katılan misafirlerimize çekilişe vereceğiz. Bir kısmını Beyaz Şapka işte gibi zamanlara vereceğiz. Hediyeleri bu şekilde alacağız. Temel olarak anlatmaya çalıştığım şey biz Nebula ve Beyaz Şapka markası olarak size bir ürün veya hizmet sunmakla yetinmemeye çalışıyoruz. ISO standartları 22.300 çok önemli. Bunu işbirliğiyle önümüzdeki dönem çok sık göreceğiz. 27.300 çok önemli. Bilişim hukuku her geçen gün baskısını arttıracak. Belli bir süre sonra bizim klasik ISO regülasyonlarımızdan daha önemli hale gelecek. Çünkü şu an hukukumuz yavaş yavaş toparlanıyor ama mahkemelerimiz çok uygun değil. Onlar da dağıt olduktan sonra gerçekten hepimizin başında bir güvence şeklinde geçmeye başlayacağız. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi. Tekrar teşekkür ediyorum. Benden sonra sunumu Bilgi Üniversitesi'nden Leyla Hanım alacak. Tekrar hoş geldiniz. Görüşmek üzere.